Selam arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Epson yazıcılardan çift taraflı baskı nasıl alınır ona bakacağız nasıl çıktı aldığımızı ilk önce Word dosyası PDF dosyası ve Chrome üzerinden pdf'ten nasıl çift taraflı baskı alırız onlara bir bakalım sonra bazı ufak şeyler göstereceğim size onlara bir bakacağız şimdi ilk önce Word dosyamızdan başlayalım şimdi Word dosyamıza geldiğimizde yazdıra geliyoruz burada buradan tek yüze yazdır çift yüze yazdır Olmuyor haberiniz olsun. Bunu denedim. Buradan olmuyor. Buradan yazıcı özelliklerine gireceksiniz. Buradan manuel uzun kenarlı cilt payı yapacaksınız. Yazıcı o şekilde anlıyor. Word üzerinden çift taraflı baskı yapmıyoruz. Yazıcının kendi programı üzerinden çift taraflı baskı yapacağız. Çünkü bu sefer arka arkaya çıktı alıyor. Yani sizin o kağıdı döndürmenize fırsat vermiyor. Buradan tamamı tıklıyoruz. Yazdır diyoruz. Dosyamız şu anda yazıcıya gitti. Gördüğünüz gibi tam şu tarafta bu bölgede kağıdı nasıl çevireceğinizle ilgili size bilgi veriyor. Kağıdı aynı şekilde alıp şu şekilde çeviriyoruz ve ters vaziyette şu şekilde ters vaziyette arka tarafa doğru tekrardan kağıt haznesine koyuyoruz. Bilgisayarımıza tekrardan geliyoruz ve devam eti tıklıyoruz. Bu şekilde arkalı önlü bunun çıktısını alabiliyoruz. Program üzerinden yapmamız gerekiyor bunları. Yazıcının arayüzüne bağlanmamız gerekiyor. Şimdi Chrome üzerinde bir tane PDF dosyası açtık. Yazdır'a basıyoruz. Zaten yazıcımız seçili. 8 sayfalık bir çıktı var. Burada ayarları görüyorsunuz. Yani varsayılan Ayarlar bunlar. Hiçbir şey ellemiyorum. Sistem iletişim kutusunu kullanarak yazdır seçeneği var arkadaşlar. Bunu tıklıyorsunuz. Buradan da tekrardan diğer ayarlara geliyorsunuz. Yazıcımızın arayüzüne geliyoruz bu sefer tekrardan. Burada gördüğünüz gibi çift taraflı baskı kapalı diyor. Ben burada çıktısını alıyorum. Bu şekilde tekrardan yazdıra basıyorum. Ana menüsünden de yine yazdıra basıyorum. Şu anda yazıcımıza gitti. Şu anda sayfaların çıktısını aldı birer sayfalarını. Aynı şekilde yine burada iki taraflı yazdırmak için bir tane bize arayüz çıkardı. Kağıtları nasıl alacağını burada gösteriyor size. Aynı şekilde diyor ters çevirin. Şu şekilde alıyoruz kağıtları buradan. Şu şekilde ters çeviriyoruz. Ve alt tarafta kalacak şekilde kağıt ünitemize koyuyoruz. Buradan devam et diyoruz. Kendi ayarlarında yazıcıdan çıktısını alıyor. Şu anda çıktığımızı aldı. Gördüğünüz gibi PDF üzerinden de tekrardan yazdırmaya geliyoruz. Herhangi bir ayar yapmıyoruz. Yazıcı özelliklerine tekrardan geliyoruz. Burada yine çift taraflı yazdırmayı açıyoruz. Tamam diyoruz. Yazdır dediğimizde PDF'ten de aynı şekilde yazdırabilirsiniz çift taraflı olarak. Yine arasında yine aynı şekilde yazma esnasında size kağıtları ters çevirin diye bir tane uyarı verecek. Bu şekilde yapıyorsunuz çift taraflı çıktıyı. Şimdi gelelim diğer bir konumuza. Gördüğünüz gibi bu haritada şöyle şöyle çizgili çıkarıyor. Şöyle tutayım. Şöyle şöyle çizgiler çıkıyor. Normalde yok bu. Sayfamızda. Hemen onu da kontrolünü yapalım. Görüldüğü gibi sayfamızda yok bu. Bu çizgiler yok. Şimdi bunu nasıl düzelteceğimize bir bakalım. Bu düğmeye uzun şekilde basarak baskı kafası temizliği yapabilirsiniz. Ya da ya da Windows'umuzun sağ alt tarafında bulunan yukarı doğru ok tuşuna basıp buradan Epson'un uygulamasına gelip sağ tuş basıyoruz. Yazdırma kafası temizleme seçeneği var burada. Bunu tıklıyoruz. Burada başlatı tıklıyoruz. Buradakinin aynısını program üzerinden de yapabiliyoruz. Eğer bir kere yaptığınız çizgiler düzelmiyorsa ikinci kere de Yapabilirsiniz. Çizgiler bu şekilde temizlenmiş olacak. Daha düzgün bir çıktı almaya başlayabilirsiniz. Bu işlem biraz uzun sürebiliyor. Biraz bekletiyor sizi. Programı üzerinde yaptığınızda size böyle bir şey çıkarıyor. Püskürtme deseni yazdır diyoruz. Kafada hala tıkanıklık var mı yok mu diye size bir tane desen şekli çıkartacak. Bu şekilde bakabiliyoruz. Eğer gerekirse tekrardan yapıyoruz. İsterseniz düğme üzerinden isterseniz de gösterdiğim program yerinden tekrardan yapabiliyoruz. Şimdi deseni yazdıralım yazdır dedik. Şu şekilde bir sayfa yazdıracakmış bize gördüğünüz gibi şu şekilde hatalı çıkmış bende ve ben tekrardan yapacağım bunu yine kullandığımız kağıdı bu şekilde koyuyoruz buraya. Tekrardan buradan eğer düzelmediyse, düzeldiyse son deyip çıkabilirsiniz. Düzelmediyse, şu alttaki şekilde ise tekrardan yapıyorsunuz. Yani üstteki şekil olana kadar yapabilirsiniz. Tekrardan temizle bastığınız zaman şurada tekrardan başlat diyoruz. Tekrardan yazıcının kafa temizliğine başlıyor. Gördüğünüz gibi biraz daha temizlendi. Bunu bir kere daha yaparsam benim bütün hepsi dümdüz şekilde çıkacak gibi görünüyor. Şimdi bu yere nasıl gireceğimizi tekrardan bir bakalım. Buna son diyorum. Ben sonra temizliğini yaparım. Windows'un Epson'un programını kurduğunuzu varsayıyorum. Yukarı doğru oka bastığımızda Epson'un uygulamasını göreceksiniz. Üstüne sağ tuş tıkladığımızda burada direkt yazıcı kafası temizlemeye girebilirsiniz. Ya da yazıcı ayarlarına girip yazıcı ayarlarına girip bakıma gelip buradaki Temizleme işlemlerini, kafa temizleme, yazdırma kafası temizlemesi, yazdırma kafası hizalaması, yazdırma kafası başlık kontrolü filan her şeyi buradan da yapabilirsiniz. Bilginiz olsun. Ya da sadece bunun üzerinden de yapabilirsiniz. Uzun süre basıyorsunuz. Burada size tabi çıktı vermiyor. Sadece kafayı temizleyip geriye attırıyor. Kağıt yamuk çıkıyor ayarları var. Mavi kağıt tutacak burada. Bunları A4 kağıdınızda ya da hangi kağıdı koyuyorsanız, ona doğru hizalayın ve sıkıştırın. Ya bu şekilde kıyadı yamuk alma şekli olmaz diye düşünüyorum. Eğer tabii farklı bir arıza varsa cihazda ondan dolayı da yamuk alabilir kağıtlarınızı. Benim cihazımda Wi-Fi şifresi yok arkadaşlar. Ben kurulumu yaparken telefon üzerinden kurulumu yaptım. Diğer videodan kurulum aşamalarını izleyip bu şekilde kurabilirsiniz. Ben hiçbir sorun yaşamadım. Gördüğünüz gibi burada herhangi bir Wi-Fi şifresi ya da cihazın etrafında Wi-Fi şifresi gibi herhangi bir şey yok. Yani her tarafına baktım ben ve göremedim. Hiçbir yerinde yok. Gördüğünüz gibi hiçbir yerinde wi ile ilgili herhangi bir şifre yazmıyor. Benim cihazda öyle bir şey yok. Yani şuradan da bakabilirsiniz. Herhangi bir şey yazmıyor arka tarafında ya da alt tarafında herhangi bir Wi-Fi şifresi yazmıyor bu cihazda. Cihaz evinizde mutlaka 2.4 GHz'lik Wi-Fi'den bağlanıyor bu cihaz. Eğer 5 GHz falan bağlamaya çalışıyorsanız zaten olmaz. 2.4 GHz'lik bağlantıdan bağlayacaksınız cihazı. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Yine herhangi bir sorununuz olursa yorumlar kısmından yorum yazarak sorunuzu iletebilirsiniz. Yapabileceğim bir şeyse mutlaka yardımcı olmaya çalışırım. Eğer video hoşunuza gittiyse videomu beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.